Evet, şimdi veri dosya yapılarından YAML'ı inceleyeceğiz. YAML Ain't Markup Language şeklinde geçiyor. Bu da diğer XML, JSON gibi bir veri dosyası format yapısı diyebiliriz aslında. İçerisinde JSON'ımsı, JSON'a benzer bir söz dizimine sahip şekilde, biraz daha basit şekilde veri depolamayı sağlayan bir dosya formatı. Uzantısı YML ya da direkt doğrudan YAML olarak kullanılır. Bunu daha çok biz konfigürasyon dosyaları için kullanıyoruz ve bu amaçla ciddi anlamda kullanışlı ve kolay diyebilirim. Bunun web sitesini ziyaret ederek şuradan detaylı bilgiler alabilirsiniz. YAML.org hangi programlama dilleriyle kullanılabildiğini de buradan görebiliyorsunuz. Hepsinin GitHub hesapları da var. Yani onları doğrudan kullanabilirsiniz. Mesela C# kullanıyorsanız YAML.net, YAML.net vesaire gibi var. Biz Golang ile ilgileniyoruz. Go YAML ve Go Gypsy şeklinde var. Bunlara bakacağız. Şurada açtım ben onları. Ama biraz söz dizimine bakalım. Söz diziminde şöyle internetten rahatlıkla bulabileceğiniz YAML.org üzerinde start.html var. Burada mesela basit bir tanım var. Şurada buradaki alan aslında şöyle de diyebiliriz. Bir nevi key value pair gibi kullanılıyor. Mesela şurası key kısmı ise diyelim invoice, buradaki de value. Arada bir iki nokta üst üste var. Mesela date kısmında burası bizim key kısmı, key alanımız olsun. Bu da onun veri kısmı olsun. Biz programatik olarak bunu okuyoruz ve çok basit bir şekilde uygulama içerisinde kullanabiliyoruz. Bunları yapacağız bol bol. Go ile nasıl yaparız ona bakacağız. Güzel de bir örnek yapacağız aslında bununla ilgili. Şu şekilde ayarları tutabiliyoruz. Mesela product'ın SKU bilgisi, quantity bilgisi. Aslında bu bana göre çok çok da iyi bir örnek değil aslında. Ama bu kullanılabiliyor. Ürün bilgilerini tutmuş mesela burada. Bu örneği yapan arkadaş. O ürün bilgiler üzerinden işte fatura bilgisi tutuyor, daha doğrusu invoice. Onun içerisinde tarih, yani fatura tarihi, bill to, işte ödeme yapan kişinin bilgisi vesaire, shipping bilgisi, ürünün bilgisi, mesela bu faturadaki ürün bilgisi, total price, işte toplam kaç para ve onun vergisi tax olarak ve açıklama alanları eklemiş. Bu mantıklı ama biz açıkçası muhtemelen bu eski zaten. Bayağı bir eski bir şey. Hani o zamanlar konfigürasyon olarak çok yaygın kullanılmıyordu. Mesela YAML şu an Kubernetes gibi çok devasa projelerde konfigürasyon dosyası olarak kullanılıyor. Sadece Kubernetes değil, birçok yapıda da kullanılıyor, tercih ediliyor. Bu yapıyı çok sık göreceksiniz diyebilirim. Bir diğer örnek alan ise şurası mesela. Şuradan bakabilirsiniz. Ansible.com şeklinde. Burada örnekler var. Bir aşinalık sağlar size en azından olayı anlamak için. Ayrıyeten GitHub üzerindeki GoYAML alanına geldiğinizde şurada YAML Support for the Go Language diyor mesela. 33 contributor varmış. Bu kadar star almış ve bayağı da bir içeriğe sahip. Burada örnekler de var. Mesela Go'da bir örnek incelemek istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Example alanında biz bunu yapacağız farklı bir şekilde zaten. O yüzden üzerinde durmayacağım. Ya da Go Gypsy. Bu biraz daha eski gördüğünüz gibi. Bu da kullanılabilir bir yöntem diyebiliriz. Şimdi bir sonraki derste YAML ile ilgili ilk örneğimizi yapacağız.